15. işaret. Nasıl ki taşlar, ağaçlar, kamer, güneş, onu tanıyorlar, birer mucizesini göstermekle nübüvvetini tasdik ediyorlar. Öyle de, hayvanat taifesi, ölüler taifesi, cinler taifesi, melaikeler taifesi, o zat-ı mübareki tanıyorlar ve nübüvvetini tasdik ediyorlar ki, onlar, onu tanıdıklarını, her bir taifesi, bazı mucizatını göstermekle gösteriyorlar ve nübüvvetinin tasdikini ilan ediyorlar. Şu 15. işaretin 3 şubesi var. Birinci şubesi, hayvanat cinsi, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tanıyorlar ve mucizatını da izhar ediyorlar. Şu şubenin çok misalleri var. Biz yalnız burada, meşhur ve manevi tevatür derecesinde kat'î olmuş veya muhakkikîn-i e'immenin makbulü olmuş veya ümmet telakki bil kabul etmiş olan bir kısım hadiseleri numune olarak zikredeceğiz. Birinci hadise. Manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebubekir Sıddık ile küffarın takibinden kurtulmak için tahassün ettikleri Gâr-ı Hira'nın kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rü'esâ-i Kureyş'ten Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'ın eliyle Gazvi Bedir'de öldürülen Übey İbni Halef mağaraya bakmış, arkadaşları demişler, mağaraya girelim. O demiş, nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki, Hazreti Muhammed tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi mübarek güvercin taifesi Fethi Mekke'de dahi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam-ı Celil İbni Veheb naklediyor. Hem nakli sahih ile Hazreti Ayşe-i Sıddık'a haber veriyor ki güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hazır olsaydı hiç debelenmezdi, sükutla dururdu. Ne vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam çıksa idi, o kuş başlardı harekete, giderdi, gelirdi, hiç durmuyordu. Demek o kuş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı dinliyordu. Huzurunda temkin ile sükût ederdi. İkinci hadise, 5-6 tarikle manevi bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki, bu kıssayı acibe çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. Ez cümle, Ebu Said'in Hudri ve Seleme İbnil Ekva ve İbni Ebi Veheb ve Ebu Hureyre ve bir vak'a sahibi çoban Uhban gibi müteaddit tariklerle haber veriyorlar ki, bir kurt, keçilerden birisini tutmuş, çoban, kurdun elinden kurtarmış. Zib demiş, Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın. Çoban demiş, acayip, Zib konuşur mu? Zib ona demiş, acip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir zat var ki, sizi cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz. Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber, kuvvetli bir tarik olan Ebu Hureyre, ihbarında diyor ki, çoban kurda demiş, ben gideceğim, fakat kim benim keçilerime bakacak? Zib demiş, ben bakacağım. Çoban ise, çobanlığı kurda devredip gelmiş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. Zib'i çoban bulmuş. Zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş, çünkü ona üstatlık etmiş. Bir tarikte, Rü'esâ-i Kureyş'ten Ebu Süfyan ile Safvan, bir kurdu gördüler. Bir ceylanı takip edip, harem-i şerife girdi. Kurt dönmüş, sonra taaccüp etmişler. Kurt konuşmuş, Risalet-i Ahmediye'yi haber vermiş. Ebu Süfyan, Safvan'a demiş ki, bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım, Mekke boşalıp onlara iltihak edecekler. Elhasıl, kurt kıssası kat'î ve manevi mütevatir gibi kanaat verir. Üçüncü hadise, 5-6 tarikle mühim sahabelerden nakledilen Cemel hadisesidir ki, ez cümle Ebu Hureyre ve Salebe İbni Malik ve Cabir İbni Abdullah ve Abdullah İbni Cafer ve Abdullah İbni Ebi Evfa gibi müteaddit tarikler ve o tariklerin başındaki sahabeler müttefikan haber veriyorlar ki, deve gelmiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama tahiyye-i ikram nev'inden secde edip konuşmuş.
ve birkaç tarikte haber veriliyor ki, o deve bir bağda kızmış, vahşi olmuş, yanına kimseyi sokmuyor, hücum ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam girdi, deve geldi, ikramen secde etti, yanında ıhtı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yular taktı, deve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi, beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar, şimdi de beni kesmek istiyorlar, onun için kızdım. Deve sahibine söyledi, böyle midir? Evet, dediler. Hem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Adba ismindeki devesi, vefat-ı nebeviden sonra kederinden ne yedi ne içti, ta öldü. Hem o deve, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile mühim bir kıssayı konuştuğunu, Ebu İshak-ı İsferani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Hem nakli sahih ile Cabir İbni Abdullah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu. Daha yürüyemiyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o deveye ufak bir dürtmek ile dürttü. O deve o iltifat-ı Ahmedi'den o kadar bir çeviklik, bir sevinçlik peyda etti ki daha süratinden dizgini zapt edilmiyor, yolda yetişilmiyordu. Hazreti Cabir haber veriyor. Dördüncü hadise. Başta İmam-ı Buhari, İmme-i Hadis haber veriyorlar ki, bir defa gecede, Medine-i Münevvere'nin haricinde, düşman hücum ediyor gibi mühim bir hadise işaa edildi. Sonra cesur atlılar çıktılar gittiler. Yolda görüyorlar, bir zat geliyor. Baktılar, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdır. Ferman etmiş, bir şey yoktur. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip, Şecaat-ı Kutsiyyesi muktezasınca herkesten evvel gitmiş, tahkik etmiş ve dönmüştü. Ebu Talha'ya ferman etmiş. وَجَدْتُ فَرَسَكَ بَحْرًا Yani senin atın sarsmadan gayet çabuktur. Halbuki Ebu Talha'nın atı, katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmından idi. O geceden sonra hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordu. Hem nakli sahih ile bir defa Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam seferde namaz kılacak vaktinde atına dedi, dur. O da durdu, namaz bitinceye kadar hiçbir azasını kımıldatmadı. Beşinci hadise, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hizmetkârı Sefine, Yemen valisi Muaz İbni Cebel'in yanına gitmek için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan emir alıp gitmiş. Yolda bir arslan rast gelmiş. O Sefine ona demiş, ben Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hizmetkârıyım. Arslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarikte haber veriyorlar ki, Sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş. Bir arslana rast gelmiş, arslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Hem Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki, demiş Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına bir bedevi geldi. Arapça, dab denilen bir susmar yani keler elindeydi. Dedi, eğer bu hayvan sana şehadet etse, ben sana iman getiririm, yoksa iman getirmem. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hayvandan sordu, o susmar fasih bir dille risaletine şehadet etti. Hem Ümmül Mü'minin Ümmü Seleme haber veriyor ki, bir ceylan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile konuşmuş ve risaletine şehadet etmiş. İşte bunun gibi çok misaller var. Hem de kat'î şöhret bulmuş birkaç numuneyi gösterdik. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı tanımayana ve itaat etmeyene deriz. Ey insan! İbret alınız! Kurt, arslan, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı tanıyor, itaat ediyorlar. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder. İkinci şube, cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı tanımalarıdır. Bunun da çok hadiseleri var. Numune için şöhret bulmuş ve mevsuk imamlar haber vermiş birkaç numuneyi evvela cenazelerden göstereceğiz. Ama cin ve melaike ise o mütevatirdir. Onların misalleri bir değil, bindir. İşte ölülerin konuşması misallerinden birincisi şudur ki, ulema-i zahir ve batının tabiîn zamanında en büyük reisi ve İmam Ali'nin mühim ve sadık bir şakirdi olan Hasan-ı Basri haber veriyor ki, bir adam Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek ağlayıp sızladı, dedi, benim küçük bir kızım vardı, şu yakın derede öldü, oraya attım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona acıdı, ona dedi, gel oraya gideceğiz.
Gittiler, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o ölmüş kızı çağırdı. Ya filane dedi. Birden o ölmüş kız lebbeyk ve sadeyk dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etti. Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? O dedi, yok, ben onlardan daha hayırlısını buldum. İkincisi, İmam-ı Beyhakî ve İmam-ı İbni Adî gibi bazı mühim imamlar, Hazreti Enes İbni Malik'ten haber veriyorlar ki, Enes demiş, bir ihtiyare kadının bir tek oğlu vardı, birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu, dedi, ya Rab, senin rızan için, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatımı temin edecek tek evlatçığımı, o Resulün hürmetine bağışla. Enes der, o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. İşte şu hadise-i acibeye işaret ve ifade eden İmam-ı Busiri'nin Kaside-i Burde'de şu fıkrasıdır. لَوْ نَا سَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِظَمًا اَحْيَسْمُهُ ح۪ينَ يُدْعَى دَارِ سَرِّمَمِ. Yani, eğer alametleri onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterseydiler, değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle çürümüş kemikler de ihya edilebilirdi. Üçüncü hadise. Başta İmam-ı Beyhakî gibi raviler, Abdullah İbni Ubeydillahil Ensari'den haber veriyorlar ki, Abdullah demiş, Sabit İbni Kays İbni Şemmas'ın Yemame Harbi'nde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedur Resulullah ve Ebu Bekr Sıddık ve Umarü Şehid ve Utmanül Berrur Rahim dedi. Sonra açtık, baktık, ölü, cansız. İşte o vakit daha Hazreti Ömer hilafete geçmeden şehadetini haber veriyor. Dördüncü hadise. İmam-ı Taberani ve Ebu Nuaym Delail-i Nübüvvet'te Numan İbni Beşir'den haber veriyorlar ki Zeyd İbni Harice çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik. Akşam ve yatsı arasında etrafında kadınlar ağlarken birden "Ansitu, ansitu, susunuz." dedi. Sonra fasih bir lisanla "Muhammedur Resulullah, Esselamu aleyke ya Resulallah" diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktık ki cansız vefat etmiş. İşte cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, elbette o cani canlılar cansızlardan daha cansız ve ölülerden daha ölüdürler. Ama melaikelerin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hizmeti ve görünmesi ve cinnilerin ona iman ve itaati mütevatirdir. Nas-ı Kur'an ve çok ayatla musarrahtır. Gazve-i Bedir'de 5000 melaike Nas-ı Kur'an ile önde sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar. Hatta o melekler melaikeler içinde Ashab-ı Bedir gibi şeref kazanmışlar. Şu meselede iki cihet var. Birisi, cin ve melaikenin taifeleri hayvan ve insanın taifeleri gibi vücutları kat'î ve bizimle münasebettar olduğu 29. sözde 2 kere 2 4 eder derecesinde bir kat'iyetle ispat etmişiz. Onların ispatını o söze havale ederiz. İkinci cihet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şerefiyle eser-i mucizesi olarak efrad-ı ümmeti onları görmek ve konuşmaktır. İşte başta Buhari ve İmam-ı Müslim e-İmme-i Hadis müttefikan haber veriyorlar ki, bir defa melek, yani Hazreti Cebrail, beyaz libaslı bir insan suretinde gelmiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, sahabeleri içinde otururken, yanına gitmiş, demiş, مَلْ اِسْلَامُ وَمَا الْا۪يمَانُ وَمَا الْاِحْسَانُ. Yani, iman, İslam, ihsan nedir? Tarif et. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tarif etmiş. Oradaki cemaat da sahabe, hem ders almış hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken üstünde alamet-i sefer eseri hiç yoktu. Kalktı, birden kayboldu. O vakit Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş ki size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. Hem haber-i sahih ile ve haber-i kat'i ile
ve manevi tevatür derecesinde eimmi hadis haber veriyorlar ki Hazreti Cebrail'i çok defa hüsnü cemal sahibi olan Dıhye suretinde Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanında sahabeler görüyorlardı. Ez cümle Hazreti Ömer ve İbni Abbas ve Üsame İbni Zeyd ve Haris ve Ayşe-i Sıddıka ve Ümmü Seleme kat'iyen sabittir ki bunlar kat'iyen haber veriyorlar ki biz Hazreti Cebrail'i Dıhye suretinde Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler. Hem nakli sahih-i kat'i ile aşere-i mübeşşereden İran Fatihi Sa'd ibn Ebi Vakkas haber veriyor ki Gazve-i Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın iki tarafında iki beyaz libaslı ona nöbettar gibi muhafız suretinde gördük. İkisi de anlaşıldı ki meleklerdir ve Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahramanı İslam gördük dese görmemek mümkün müdür? Hem Ebu Süfyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip Ammizade-i Nebevi nakli sahih ile haber veriyor ki Gazve-i Bedir'de gök ile yer arasında beyaz libaslı atlı zatları gördük. Hem Hazreti Hamza Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'dan niyaz etti ki ben Cebrail'i görmek istiyorum. Kâbe'de ona gösterdi, dayanamadı, bihuş oldu, yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat bir nevi mucize-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki onun misbah-ı nübüvvetine melaikeler dahi pervanelerdir. Cinniler ise onlar ile görüşmek ve görmek değil sahabeler, belki avam-ı ümmet dahi çokları ile görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kat'i, en sahih haber ile eimme-i hadis bize diyorlar ki İbn Mesud Batn-ı Nahl'de ecinnilerin ihtidası gecesinde ecinnileri gördüm ve Sudan kabilesinden Zut denilen uzun boylu taifeye benzettim. Onlara benziyordular. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri Hazreti Halid İbni Velid vakasıdır ki Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hazreti Halid bir kılınç ile o cinniyeyi iki parça etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam o hadise için ferman etmiş ki Uzza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez. Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş: biz Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa Hame isminde bir cinni geldi, iman etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı, gitti. Şu ahirki hadiseye çendan bazı hadis imamları ilişmişler. Fakat mühim imamlar sıhhatine hükmetmişler. Her neyse bu nebide uzun söylemeye lüzum yok, misalleri çoktur. Hem deriz ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın nuriyle, terbiyesiyle ve onun arkasında gitmesiyle binler Şeyh-i Geylani gibi aktaplar, asfiyalar, melaikeler ve cinler ile görüşmüşler ve konuşuyorlar ve bu hadise yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet, ümmeti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın terbiye ve irşad-ı icazkaranesinin bir eseridir.